TÜİK'in enflasyon oranını hesapladığı fiyatların izini mahalle marketinde sürdük. Ama yanından dahi geçilmiyor. Hafta sonu kahvaltı için markete giden tüketici TÜİK'in ucuzladı dediği peyniri zamlı aldı. Üstelik yeni zamlar da kapıda. Market çalışanlarının etiket mesaisi zam yağmuru altında sürüyor. Yağmur var ve alışverişe evet. geldiniz ama baktınız gidiyorsunuz. Evet, fiyatlar çok pahalı ki kızım, hiçbir işin yanına varılmıyor. Allah, yani bu pahalılık ne? Yani çok her şey yüksek. Böyle bakayım bakayım almadan geri gidiyorsun. Ne lazımdı? Ne lazım değil ki, her şey lazım ama. Mahallesinin marketinde etiketleri görüp yağmur altında eli boş döndü evine. Hafta sonu kahvaltı sofrası için markete uğrayanlar değişen etiketlerle karşılaştı yine. Üstelik o etiketler TÜİK'in marketindeki etiketlerin yanından bile geçemedi. Çünkü TÜİK'e göre örneğin kaşarın fiyatı değil zamlanmak, aksine düştü. Market alışverişinde tüketici sadece hafta sonu kahvaltısını kurtarmaya çalışıyor. İşte o sofraların olmazsa olmazı kaşar. TÜİK'e göre 55 liradan 54 liraya düştü fiyatı kaşarın. Ama market yetkililerine sorduğumuzda etiket zaten arkada 59.99 ki bu fiyat 49.99'du. Üstelik önümüzdeki hafta için yeni fiyat bile ulaştı. 60 liranın üzerine çıkacak kaşarın fiyatı. Kaça aldınız beyaz peyniri? Sorması ayıp ama. Beyaz peynir 49.99, 50 lira yani. Kilosu öyle. Evet, 376 gram almışım. 376, 20 liralık mı oluyor? Evet. Yani bugünü kurtarsın. Yani aynen, bir hafta sonunu kurtarsın, sonraki hafta sonunu Allah kerim artık. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerinin ardından herkesin aklında aynı soru var. TÜİK'in marketi nerede? O market nerede biz de bulamadık ama elimizde TÜİK'in fiyatları var. Örneğin bugün Zeytinburnu'nda dar gelirlerin sık çalışveriş yaptığı bir marketteyiz. TÜİK'e göre Ekim'de 5 lira olan patlıcan Kasım'da zamlanmış ama 7 liraya çıkmış. Oysa bu markete bakıyoruz ki patlıcanın kilosu 13.99. Yine şöyle listeye bakıyoruz. TÜİK'e göre narın fiyatı 6 lira ama etikette gördüğümüz tam 2 katı 12 lira. İnanıyor musunuz o rakama? İnanmıyorum. Neden? Belli oluyor yani, indirim olsa olmasa, yağlar aldı başını gidiyor. TÜİK marketinde unun kilosu 6 lira ama markette 13 lira sınırında. Bir başka temel gıda makarna ise kilo bazında 7 lira TÜİK sepetinde. Ama markette birim yani kilo fiyatı 10 lira 70 kuruş. 500 gramlık paketler 5 lira. Ya kaça çıktı? 125 diyorlar. Ne yapacağız bilmiyorum vallahi. Allah iyi yapsın. İyi haber vermiyor. Üretici fiyatlarındaki rekor artış. Yeni zamların habercisi işte bu üfe ile tüfe arasındaki makas. TÜİK'in rakamları bile %50'nin üzerinde bir maliyet artışına işaret ediyor. Bu da etiket mesaisinin süreceği anlamına geliyor ki MarketSen üyesi çalışanlar hafta sonuna yine zamlarla girildiğinin haberini verdi. Dana kıymanın kilosu şu an 91 lira. Dediğim gibi et, kırmızı et saçı 90 liranın üzerine çıktı. Dana kıyma yerine şu an tavuk kıyma alıyorlar. Yani beyaz et. Kilosu ne oldu? 48 lira şu an tavuk. Yani tavuk da aslında çok ucuz değil. Ama TÜİK'e göre uygun fiyatlar. Tavuk etinin fiyatı 21,5 lira. Dana etinin ise 68 lira. Tüketicinin arayıp da bulamadığı o marketti. Bayramdan bayrama verirseler bir lokma et yiyoruz. Bir vermezseler o da yok. Yani bir tavuğu bile alamaz, bir balık alamaz hale geldik. Ağlanacak halimize gülüyoruz deriz ya, öyle iki tane mesaj var bizlere atılan ama vatandaşın elinden şu anda hiçbir şey gelmiyor. Emre Bey demiş ki lütfen sorar mısınız, biz markete gidince TÜİK rakamlarıyla mı yoksa market rakamlarıyla mı alışveriş yapacağız? Bir diğer izleyicimiz de espriyi TÜİK yapacaksa Cem Yılmaz ne iş yapacak demiş. Biz haberle devam edelim. TÜİK verilerine göre 11 ayda otomobil fiyatlarına gelen ortalama artış bayilerdeki bir aylık kur farkı kadar. TÜİK araba fiyatlarını nereden aldığı verilerle ölçüyor. O fiyatlara tüketici nereden araba bulur bilinmiyor ama belli ki araba da TÜİK'in araç bayisinden alınmalı. Bir taraftan çip krizini yaşayan otomotiv sektörü, diğer taraftansa kur kriziyle birlikte yaşanan yüksek fiyatlardan şikayetçi. Otomobil alacaksanız TÜİK'ten alın. En ucuz otomobil TÜİK'te. Çünkü bayilerde de uzmanların hesaplarına göre de araç fiyatları son bir senede neredeyse iki katına çıktı. Ama resmi rakamlar bu durumu doğrulamıyor. Öyle ki TÜİK'e göre Ocak ayından bu yana dizel araçlardaki artış %16,7. Benzinli araçlardaysa fiyat artışı 15,7.
Kasım ayının son haftası ve Aralık ayının ilk haftası arasında %25 ila %60 arasında yeni araçlara zam geldi. Listeler neredeyse her hafta güncelleniyor bayilerde. Ama TÜİK'e göre Kasım ayında benzinli araç fiyatlarındaki artış %6,4. Dizel araçlardaysa artış %12,1. Oysa benzinli araç fiyatları bayilerde ortalama %31 arttı Kasım ayında. Fiyatlar arttıkça da yüksek vergi dilimi sınırından fiyatlandırılıyor araçlar. Yani KDV ve ÖTV ile sadece Kasım ayındaki artış tüketicide %50'lere yakın hissediliyor. Ama TÜİK'in hesaplarına göre fiyatlar gayet normal. TÜİK'e sormak gerekli. Kurun %50 arttığı, resmi enflasyonun %22, gerçeğinin %55 olduğu ülkede buna kim inanır TÜİK? Araç fiyatlarındaki resmi kayıtlarda artış makul sayılabilecek düzeyde. Oysa bayilerdeki sadece kur farkıyla doğan son bir aydaki artış bile TÜİK'in 11 aylık fiyat artışından fazla. Bugün 150 bin liralık ham bedele sahip olan bir otomobilin fiyatına gelecek 1 liralık artış otomobilin fiyatını 55 bin lira daha yukarıya taşımakta. Bu anlamda ÖTV sisteminin de tüketicinin otomobile ulaşabilmesi adına mutlak surette değiştirilmesi gerekiyor. ÖTV matrah dilimlerinin yeniden düzenlenmesi artık mecburi.